Bir başka yazıyla devam edelim. Fehim Işık'ın dersini almayanın sonu Erdoğan'dan farksız olmaz başlıklı yazıyı getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Erdoğan Türkiye'si artık en önemli gündemlerden biri. Erdoğan'ın dengesiz davranışları nedeniyle gözlemciler de şaşkın. Ne yaptığını bilmeden bir oraya bir buraya vuruyor. Toplantılarda bazen uyukluyor, bazen burnunu karıştırıyor. Hatırlarsanız Türkiye'deki 10 Büyükelçi Osman Kavala'nın tutsaklığına ilişkin ortak bir bildiri kaleme almış ve Türkiye'nin AİHM kararlarına uymasını istemişti. Erdoğan bu bildiri sonrasında Çavuşoğlu'na talimat verdiğini ve Büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edileceğini açıklamıştı. Bu konuda durumu özetleyen başlıklardan birini Alman Bild gazetesi attı. Bild, Erdoğan'ın diplomatlara hedef alan sözlerine ilişkin haberini "Türkiye'de bu yönetimle artık her şey mümkün görünüyor" sözleriyle okuruna duyurdu. Erdoğan bir tek bu konuda şaşkınca davranmıyor. Örneğin Türkiye'nin para politikalarına bakın. Bunca yoksulluğun üstüne her gün bir karar alan ve durmadan para politikalarına müdahale eden Erdoğan, bırakın dolar karşısında dünyanın en zayıf para birimine karşı bile değeri sürekli düşen bir TL yarattı. Açık ki yeni bir savaşı yaşama geçirerek hükümranlıklarını sürdürmeyi tasarlıyorlar. İstedikleri türden bir savaşı yaşama geçirecekleri noktalardan biri de Rojava. 20 Ekim'de Katalonya parlamentosunun oy çokluğuyla tanındığı, tüm dünyanın DAEŞ'e karşı mücadele nedeniyle büyük bir saygınlıkla söz ettiği Rojava'ya dönük yeni bir işgal saldırısı tasarlıyorlar. Tüm hazırlıklar bir işgal saldırısının yaşama geçirmesi yönünde. Tek eksiklikleri var. O da henüz gereken izinleri almamış gibiler. İşaretler ABD'nin böylesi bir saldırı harekatı için Türkiye'ye izin vermeye pek gönüllü olmadığını gösterse de Rusya alttan alta Türkiye'yi tetikliyor. Şimdiye kadar savaş tezkerelerinin karşısına açıkça ortaya koyan, tümlere de oy veren HDP'yi dışında tutarsak, diğer meclis içi muhalefetin savaş politikalarında Erdoğan ve şürekasından bir farkın olmadığı çok açık. CHP ise konuyu yetkili kurullarına görüştükten sonra karar vereceğini duyurdu. Yani CHP cesaretle savaş Erdoğan rejiminin kötü bir oyunudur, bu oyuna güç verecek savaş tezkerelerine hayır diyeceğiz diyemedi. Savaş tezkerelerinin peşine takılarak Türk askerlerini ölüme gönderenler, yeni soykırım katliamlarına imza atanlar, savaşa cesaretle karşı çıkamayanlar, özetle ırkçılık ve milliyetçiliği siyaset sananlar ne yazık ki dengesiz, bir gün diğerine uymayan, yolsuzluk ve hırsızlıklara ayyuka çıkmış birinin peşinden gidecek kadar aciz olduklarının farkında bile değiller. İşte bunca değersizleşmiş bir adamın yönetimi Kürt düşmanlığından prim yapmaya kalkarken muhalifleri de "ben senden daha fazla Kürt düşmanıyım" diyerek sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Erdoğan'ın sonunu getiren de bu çapsız muhalefet değil, Kürt halkının ve dostlarının onurlu direnişidir. Erdoğan faşizminden ders almayanların sonu da ondan farklı olmaz. Nokta.